Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, pratik Arapça derslerimizin 14. dersindeyiz. Ed-dersu râbi'a aşara. Ed-dersu râbi'a aşara. 14. ders. Ed-dersu ders. Er-râbi'a aşara. 14. Merhaben. Mesmuke. Merhaben, mesmuke, merhaba, ismin ne? Merhaben, Türkçe'de de merhaba diyoruz veya selam şeklinde, tabii ki bunun en doğrusu esselamu aleykum şeklinde, esselamu aleykum dedikten sonra merhaben şeklinde de diyebiliriz. Merhaben, yani kısacası merhaba veya selam demektir. İlk karşılaştığımızda bir kişiyle, bir toplulukla tabii ki dediğim gibi Esselamu Aleyküm şeklinde söylenmesi en uygundur. Merhaben şeklinde de söylenilebilir. Merhaba, selam manasında. Mesmuke, mesmuke. Me ne demektir? Me ne? İsmuke. İsmuke senin adın. İsmun isim demek. İsim ad. İsmuke senin adın. Birazdan bunların birinci yani tekil şahıslar için çekimlerini göreceğiz tekrar. İsmuke senin adın. İsmuke senin adın. Peki burada senin adın derken burada muhatabımız kim? Erkek mi? Kız mı? İsmuke dediğimizde erkek, ismuke. Bir kız, bir bayan olsaydı ismuki olurdu. İsmuke, yani Türkçe'de adın ne dediğimizde karşımızdaki kişinin kim olduğunu bu ifadeden göremeyiz, bilemeyiz. Fakat Arapça'da bilebiliyoruz. Mesmuke dendiğinde bu soru bir erkeğe soruluyor. İsmin, ismuke ismin adın demek. Burada önemli bir husus var, o da şudur. Geçiş yapmamız lazım burada. Me uzatarak söyleriz. Me ne demektir? İsmuke ismin adın. İkisini birlikte söylersek ismun veya ismuke'nin başındaki elif söylenmez. Sadece yazılır, üstünden geçiş yapılır. Üstünden geçiş yaparak da yani elif lamda da bunu gördük. Elif lam başta, elif lamın elifi başta söylenir. Fakat cümlenin ortasında geldiğinde elif lamın elifi söylenmez, üstünden geçiş yapılır demiştik ve elif lamdan önce sonu uzun söylenen bir cümle, bir kelime varsa o kısa söylenir. Burada olduğu gibi me uzatarak söylüyoruz fakat buradaki ismuke'nin elifi elif lamın elifi gibidir. Bunun üzerinden geçiş yaparken kısa söylenir. Mesmuke değil, mesmuke. Mesmuke. Mesmuke şeklinde. Yani merhaben mesmuke, merhaba ismin ne, adın ne? Burada tekiller için bir çekime bakalım. İsmi ne demek? İsmi, ismim, adım, ismi. İsmuke, ismuke ne demek? İsmin, adın. Bunu erkeğe diyoruz. İsmuki, adın, ismin. Bunu da bir kıza, bir bayana diyoruz. İsmuke, ismuki. İsmuhu, onun adı. İsmuhu, onun adı. Bir erkek için bunu diyoruz. İsmuhe, yine onun adı. Fakat burada bir kızdan, bir bayandan bahsediyoruz. İsmuhe, onun adı diyoruz. Yani tekil, ismi dediğimizde bunu erkek de diyor. Bir kız, bir bayan da diyor. İsmuke dediğimizde karşımızda erkek varsa ismuke, bir bayan varsa ismuki, bir erkekten bahsediyorsak ismuhu, bir bayandan bahsediyorsak ismuhe diyoruz. İsmi Muhammedun, ismi Muhammedun, adım Muhammed, ismim Muhammed, ismi Muhammedun. İsmi az önce de söyledik. İsmi adım demek, ismim demek. Burada başta olduğunda az önce de söyledim. Bu ismun kelimesinin elifi söylenir. Ortada olduğunda yani cümlenin başında olmazsa söylenmez. Üstünden geçiş yapılır. İsmi
İsmi. Burada aynı Elif Lam'ın Elif'i gibi. Muhammedun Muhammed. Evet, adım Muhammed. Eyna beytuke? Eyna beytuke? Evin nerede? Eyna beytuke? Evin nerede? Eyna nerede? Soru kelimesi. Eyna nerede? Beytuke, beytuke, evin. Beytuke, evin. Beytu ne demek? Bir ev demek. Beytuke. Bu çekimleri de aynı az önce ismi, ismuke'de olduğu gibi yapabiliriz. Beyti, evim. Beytuke, evin. Bir erkeğe hitaben. Beytuki, evin. Bir bayana hitaben. Beytuhu, evi. Beytuha, evi. Bir bayandan bahsedersek. Bu şekilde böyle kelimeler geldiğinde bu çekimleri de yapın durdurarak videoyu. Beyti, beytuke, beytuki, beytuhu, beytuha şeklinde bunları ne kadar çok yaparsanız bu çekimleri, burada gördüğünüz örnekleri farklı örneklerle çekimlerini yaparsanız daha kısa süre içerisinde bu ekleri öğrenmiş olursunuz. Ayna beytuke, evin nerede? Beyti, beytun kadimun. Beyti, beytun kadimun. Evim eski bir evdir. Cümle devam ediyor. Birazdan diğer kısmını göreceğiz. Beyti, beytun kadimun. Evim eski bir evdir. Beyti ne demek? Evim. Evim, beyti. Evim nasıl bir evmiş? Beytun, bir ev. Kadimun ne demek? Eski demek. Kadimun eski. Yani eski bir ev. Burada yine sıfatla başlıyoruz. Eski bir ev. Arapçada ise beytun, bir ev eski şeklinde. Beytun kadimun diyoruz. Eski bir ev. Bunları kalıp olarak öğrenelim. Yani beytun kadimun, eski bir ev şeklinde bunları öğrenelim. Beyti, beytun kadimun. Burada yine uyumu görüyoruz. Beytun sonunda bir un var. Kadimun sonunda bir un var. İsimle sıfat arasındaki isim neydi? İsimlendirdiğimiz kelimeler isimdir. Ev, araba, çanta, okul vesaire, bunlara isim diyoruz. Kadimun ise sıfattır. Sıfatlar neydi? Bir şeyin nasıl olduğunu gösteren kelimeler. Büyük, küçük, eski, yeni gibi kelimelere de sıfat deniyor. Ben bu tarz tabirleri kullanmadan anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışıyorum zaten. Beytun kadimun arasında, bunların ikisinin arasındaki uyum ne demiştik? İsmin elif lamı varsa, belirlik takısı varsa sıfatın da vardır. İsmin harekesi nasılsa sıfatın harekesi de aynıdır. Burada olduğumuz gibi beytun kadimun şeklinde olduğu gibi. Evet. Beyti beytun kadimun demiştik. Evim eski bir ev. Fakat cümle devam ediyor. Fi vasatil medineti. Fi vasatil medineti. Yani şehrin ortasında, şehir merkezi diyoruz. Şehrin merkezinde. Burada vasatun ne demek? Orta demek. Ortada olan bir şey. Vasatun, orta. Merkez, orta. Aslında bu vasatul medineti ne demek? Şehrin ortası. Yani biz Türkçe ne diyoruz? Şehir merkezi. Şehir merkezi, vasatul medineti, şehir merkezi. Fakat burada neden fi vasatu değil de fi vasati şeklinde gelmiş bu? Bu da fi'den dolayı. Fi ne yapar? Vasatu, u'yu i haline getirir. Manası da de, dadır. Yani vasatul medineti, şehir merkezi, fi vasatil medineti, şehir merkezinde. Tekrar edelim. Beyti beytun kadimun, evim eski bir evdir. Fi vasatil medineti, şehir merkezinde. Yani evim şehir merkezinde, eski bir evdir şeklinde. Mes, burada yine geçiş yaparak diyoruz. Ma ismu değil, mesmul binti. Mesmul binti, ismuha cemiletu. Mesmul binti, ismuha cemiletu. Kızın adı ne? Onun adı Cemile. Mesmu, yani ma ne?
mesmu ismi ne? Burada aslında me'yi kaldırırsak nasıl söyleriz bunu? İsmul binti. İsmul binti nedir? Kızın ismi, kızın adı. İsmul binti. El bintu kız. İsmul binti kızın ismi. Me getirdik başına geçiş yaparak. Mesmul binti kızın adı ne? İsmuhe onun adı. Burada ismuhu demiyoruz. İsmuhu desek erkekten bahsederiz. Burada kızdan bahsediyoruz. İsmuhe onun adı, onun ismi Cemiletu Cemile. Bayan isimlerinin sonu az önce gördünüz Muhammed'un sonu un iledir. Erkek isimleri istisnalar vardır. Geldiğinde, yeri geldiğinde onu da söyleriz. Bayan isimleri sonları u iledir. Cemiletu da olduğu gibi. İsmuhe Cemiletu onun adı, onun ismi Cemile. Ed-dersu dersun kadimun. Ed-dersu dersun kadimun. Ders eski bir ders. Ed-dersu ders. Yani herhangi bir dersten bahsediyoruz. Ed-dersu ders. Dersun bir derstir. Nasıl bir ders? Kadimun eski bir ders. Yani eskiden işlediğimiz, eskiden gördüğümüz bir ders manası. Ed-dersu dersun kadimun. Ders eski bir ders. Ayna huwa? Ayna huwa? Huwa fi baytihil cedidi. Huwa fi baytihil cedidi. Ayna huwa? O nerede? Huwa fi baytihil cedidi. O yeni evinde. Ayna nerede? Huwa o. Ayna hiye deseydik o nerede? Bir bayan için bunu derdik. Ayna huwa? O nerede? Huwa o. Burada fi'yi almadan dersek nasıl deriz bunu? Beytuhu ne demek? Beytuhu onun evi. Beytuhu. Onun yeni evi nasıl deriz? Beytuhul cedidu. Beytuhul. Beytuhul cedidu. Peki az önce söyledik. Beytuhu ne demek? Onun evi bir isimdir. El cedidu nedir? Yeni demek. Bu da bir sıfattır. İkisinin arasında bir uyumdan bahsettik. Burada niye böyle bir uyum yok? Yani beytuhu'nun başında elif lam yok. El cedidu'nun başında elif lam var. Bu nasıl oluyor? Çünkü beytuhu onun evi dediğimizde yani aklımızda olsun beyti, beytuke, beytuki, beytuhu, beytuha gibi böyle eklerle yani evim, evi, ev, evi, evin gibi ifadeler belirlidirler. Çünkü ben onun evi diyorsam onun evini biliyorum demektir. Bu da belirlidir. Belirli olduğu için de sıfat da belirlik takısı alır. Yani başında belirlik takısı olmasa da bu sonundaki beytuhu onu belirli hale getirir. Belirli, tanınan, bilinen bir ev olduğu için de sıfat da belirli olur. Sonlarındaki uyum yine burada görüyoruz. Beytuhu el cedidu. Hareke uyumu var. Beytuhul cedidu demek onun yeni evi. Fi geldi başına ne yaptı? Beytuhuyu nun yani beytu. Burada asıl önemli olan tu'dur. Tu ti halini alır. Fi beyti. Fakat ne dedik? Hu'dan önce ki u i halini alırsa hu da i halini alır. Yani telaffuz açısından bunu bir önceki derste söylemiştim. Fi beyti hu demiyoruz. Fi beytihi. Fi beytihi. Ve görüyoruz sıfatın da sonunda yine bir i. Yani el cedidu el cedidi halini aldı. Huve fi beytihil cedidi. O yeni evinde. Bunları tabii bu şekilde bunun mantığını öğrendikten sonra bol bol tekrar edelim. Dilimiz alışsın. Huve fi beytihil cedidi. Huve fi beytihil cedidi şeklinde veya fi'yi kaldırarak beytuhul cedidu. Beytuhul cedidu, beytuhul cedidu fi beytihil cedidi, beytuhul cedidu fi beytihil cedidi şeklinde bol bol tekrar edin. Bu tekrarları niye söylüyorum ben sürekli? Bu tekrarları yapmayan aslında öğrenir fakat zorlanır. Bu tekrarları yaptığınızda dersleriniz ilerledikçe bu ilk başlangıçta yaptığınız tekrarların size çok ileride faydası olacak. Evet. Ayna huwa o nerede? Huwa fi baytihil cedidi o yeni evinde.
Mektebi mektebun cedidun fi vasatil medineti. Mektebi mektebun cedidun fi vasatil medineti. Bürom şehir merkezinde yeni bir bürodur. Bürom şehir merkezinde yeni bir bürodur. Mektebi mektebi bürom ofisim bürom. Mektebun bir bürodur. Bir ofistir. Nasıl bir ofis? Cedidun yeni. Mektebi mektebun cedidun. Bürom yeni bir bürodur. Nerede? Fi vasatil medineti. Fi vasatil medineti şehir merkezinde. Fi olmadan nasıl söyleriz bunu? Vasatul medineti. Vasatul medineti şeklinde şehir merkezi. Fi geldi başına vasatuyu ti yaptı. Fi vasatil medineti. Evet. Burada diğer bir tavsiyem de şudur. Yani her sayfayı durdurarak anladıktan sonra zaten anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Herkesin anlayacağı bir dille, tarzla anlatmaya çalışıyorum. Bunu anladıktan sonra bir sonraki sayfaya geçme yerine durdurun. Bol bol tekrar edin, bol bol izahlar yapın, siz de anlatmaya çalışın. Bu şekilde bunu tamamen öğrendikten sonra bir sonraki sayfaya geçiniz. Cemiletu ismul binti. Bu güzel bir cümle. Bazı yani burada iyi bir mantığı iyi anlamamız lazım. Cemiletu ismul binti. Cemiletu ismun cemilun. Aslında cemilun ne demek? Cemilun demek güzel demek. Cemilun manasını önce bir verelim. Cemile kızın adıdır. Cemiletu ismul binti. Cemile kızın adıdır. Cemiletu ismun cemilun. Cemile güzel bir isimdir. Cemilun demek güzel demek. Cemilun derken bir erkekten yani bir erkek varlıktan bahsediyoruz. Fakat ileride şu da gelecek. Arapçada bütün varlıklar ya dişidir ya erildir. Bu doğal olarak erkekler için, bayanlar için kullanılan tabirler. Fakat bunun yanı sıra bütün isimlendirdiğimiz kelimeler ev, araba, çanta, okul Türkçe'de aynıdır. Fakat Arapçada bunlar ikiye ayrılmıştır. Ya erildir veya dişidir. Eril olanlar için güzel derken cemilun, cemilun. Misal örnek verelim. Aslında beytun az önce gördük. Beytun ne demek? Beytun ev demek. Beytun cemilun ne demek? Beytun cemilun güzel bir ev. Beytun cemilun. Fakat beytun değil de araba, araba seyyaratun demek. Yani bu kelimeler şimdi kafanızı karıştırmasın, ileride gelecek. Cemilatun sonunda bir dişilik t'si, pardon, seyyaratun sonunda bir dişilik t'si var. Seyyaratun dediğimizde bir araba demektir. Güzel bir araba derken seyyaratun cemilun demiyoruz. Cemilatun diyoruz. Burada sonlarında yine uyum var. Eril ise sıfatta erildir. İsim dişi ise sıfatta dişidir. Dediğim gibi şimdilik bu kafamızı karıştırmasın. Cemilun, cemilatun manası aynıdır. Aynıdır. Cemilatun bayanlar için, cemilun ise erkekler için kullanılır. Şimdi burada bakalım, cemilatun değil başta. Cemilatu bu ne demek? Bir isim. Cemilatu demek bir isim. Yani bayanlar için kullanılan bir isim. Cemilatu. İsmul binti kızın adı. Şimdi ikinci cümleye bakalım. Cemilatu, Cemile ismi yani Cemile. İsmun isimdir. Nasıl bir isim? Cemilun. İsmun cemilun güzel bir isimdir. Cemilatu ismun cemilun. Cemile güzel bir isimdir. Evet, elden geldiği kadar basit bir üslupla, basit bir yani anlaşılabilecek bir tarzda anlatmaya çalışıyorum. Anlamadığınız bazı konular varsa ilerleyen derslerde zaten bu tarz cümleler, ifadeler geldikçe tekrar edilecek. Yani inşallah pes etmeden sabırlı bir şekilde izlemeye devam edin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.